Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde hal konusunu işleyeceğiz. Hepinize ben başarılar diliyorum. Bakınız hal. Şöyle kitabımız hal hakkında neler söylemiş. Önce onları okuyalım. Akabinde de örnekleri inceleyelim ve alıştırmalarımızı yapalım. Cümlede arkadaşlar fiilin meydana gelişi esnasında bakın. Burası önemlidir bu tanım. Fail veya mef'ulün durumunu açıklayan, bakın, fail veya mef'ulün durumunu açıklayan, evet, mansup nekre ismi hal denir. O zaman hal mansup olacak ve nekre olacak, isim olacak arkadaşlar. Buna hal denir. Durumu açıklanan isme ise sahibül hal denir. O zaman fail veyahut da mef'ul açıklanacağına göre sahibül hal de ya fail olacak arkadaşlar ya da mef'ul olacak, onu söyleyelim. Burada sahibül halin diğer bir ismi de zil haldir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Gördüğünüz gibi haller türemiş bir isim. Sahibül hal ise marif olur. Türemiş isim müştak isim diyoruz arkadaşlar. Bu türemiş isim deyince aklımıza ismi fail vezni, ismi mef'ul vezinleri gelmelidir diyorum ben. Daha çok bu vezinlerden biz hal göreceğiz arkadaşlar. Sahibül hal ise marif olur. Bu da bizim için önemli bir bilgi. Sahibül hali bulurken sahibül halin marif olmasına, fail ya da cümlenin meful olmasına dikkat edeceğiz ve sahibül hali bu şekilde kolayca görebileceğiz arkadaşlar. Sahibül hal, bakın, düzeltiyorum. Hal müzekkerlik müenneslik yönünden, bakın, müzekkerlik müenneslik müfret tesniye veya cemilik yönüyle sahibül hale uyar. O zaman cinsiyet ve adet bakımından hal sahibül hale uyar diyoruz arkadaşlar. İrab bakımından uyum söz konusu değil, onu söyleyelim. Şimdi cümle örneklerimizi okuyalım. Bakın, Ade döndü, Ettalibu öğrenci döndü, İla beytihi evine döndü, Nacihan başarılı olarak evine döndü. Burada Nacihan kelimesi arkadaşlar bir haldir. Bu hal ögesinin sahibül hali ise eddalib olan kelimemizdir ya da ismimizdir. Bakın, burada eddalibu sözcüğü fail konumundadır ya da cümlenin failidir diyoruz. Devam ediyoruz. Ade eddaliban iki öğrenci döndü. İla beytihima evlerine döndüler. Nacihayni başarılı bir şekilde döndüler. Şimdi istersen üstteki kelimeye bakalım. Nacihan müfrettir. Buradaki sahibül hal de müfrettir arkadaşlar. Bakın, Nacihan müzekkerdir. Sahibül hal de müzekkerdir. Bu şekilde bakmakta fayda var. Şimdi iki öğrenci başarılı bir şekilde evlerine döndü diyor. Da burada tabii ki biz şunu anlamayalım. Başarılı, dönme eylemi başarılı değil arkadaşlar. Öğrenci başarı aslında kazanmış olarak döndü. Artık ne de başarılı oldu. Burada onun bilgisini biz göremiyoruz çünkü ifade edilmemiş. Bakınız, burada hal nacihayn kelimesi yine bir haldir. Dalibani de sahibül haldir. Dalibani tesniyedir. Nacihayn kelimesi de tesniyedir. Her iki sözcüğünde arkadaşlar müennes olmayıp müzekker olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz. Adet dullab öğrenciler döndüler. İla buyutihim evlerine döndüler. Nacihine başarılı bir şekilde döndüler. Bakın, burada nacihin bir haldir. Ettullabı ise sahibul haldir veya zil haldir diyoruz. Ettullabı arkadaşlar cemidir, müzekkerdir. Nacihine kullanımı ise yine cemidir, müzekkerdir diyoruz. Devam ediyoruz. Adet döndü. Dalibetü kız öğrenci döndü. İla beytiha evine döndü. Nacihaten başarılı bir şekilde. Bakın, burada nacihaten bir haldir. Dalibetü ise sahibül haldir. Sahibül hal müennestir. Arkadaşlar hal de müennestir. Onu görmektesiniz. Zaten her iki sözcüğümüz de müfrettir. Bunu da görebiliyoruz. Adet, bakın, döndü. Dalibatü öğrenciler döndüler. İla buyutihinne evlerine döndüler. Nacihatin başarılı bir şekilde döndüler. Bakın, nacihatin cemidir. Dalibatü ise bu da cemidir. Adet bakımından hal olan nacihat kelimesi sahibül hale
uyum sağlamıştır. Zaten cinsiyet bakımından da uyum sağlamıştır. Her iki kelime de cinsiyet itibariyle müennestir diyoruz. Sahibül hal ile hal arasındaki ilişki arkadaşlar gördüğünüz gibi müzekkerlik, müenneslik, müfettes necem. Burayı adetle ilişkilendirebiliriz. Burayı da cinsiyetle ilişkilendiririz. İki açıdan birbirine uyar diyoruz. Bunu ifade edelim. Bakın burada hallerin, bunlara Arapçada müfret hal denilir arkadaşlar. Hal olan bu sözcüklerin nekra olduğunu görmekte fayda var. Sahibül hallerin yine marif olduğunu görmekte var. Sahibül hal olan bu kelimeler cümlenin gördüğümüz gibi failini teşkil etmekte, oluşturmakta. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Nacihan sözcüğüne kalıp itibariyle baktığımızda sarf bilgisi bakımından kendilerinin bir ismi fail kalıbında gelmiş isimler olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Zaten türemiş bir isim sahibi hal ise marif olur demişti. Gelelim buraya aşağıdaki cümlelerde bulunan hal ve sahibi halleri tespit ediniz demiş. Biz hemen tespitimizi yapacağız arkadaşlar. Biraz büyüteceğim ben. Daha net gözükmesi adına. Evet bakın Cae geldi at tıflı çocuk geldi bakiyen ağlayarak. Çocuk ağlayarak geldi. Çocuk ağlar bir halde geldi gibi anlamlar verebiliyoruz. Bakın burada bakiyen haldir, adıflu sahibül haldir arkadaşlar. Cinsiyet ve adet bakımından birbiriyle uyumlu olduğunu görüyorsunuz. Vasele bakın ulaştı el amilu. İşçi ulaştı. Ca'yan acıkmış bir şekilde ulaştı. Acıkmış bir şekilde de geldi diyebilirim. Burada ca'yan arkadaşlar bir haldir. El amilu ise sahibül haldir. Ade döndü. El zairan iki tane ziyaretçi mesruraini mesrur bir şekilde yani mutlu bir şekilde döndüler diyeceğim. Burada mesruraini arkadaşlar bir haldir. Zairani ise sahibül haldir. Bunu görmekteyiz biz. Her iki sözcük de müzekkerdir ve tesniyedir. Bede'e başladı. Dullab öğrenciler ederse derse başladılar. Neşitine böyle aktif faal bir şekilde aktif bir şekilde başladılar dedik. Şimdi arkadaşlar dullab sözcüğüne baktığımızda sahibül hal olduğunu, neşitin ifadesinin ise arkadaşlar bir hal olduğunu görmekteyiz. Her iki sözcük cemi kullanılmıştır. Bunu söyleyelim. Ve cinsiyet bakımından da birbiriyle uyumludur. Her iki sözcüğümüz de müzekkerdir diyoruz. Devam ediyorum. Eftarat ya da eftaratis saimatü oruç tutan kadınlar iftar yaptılar. Ferihatin mutlu bir şekilde, mutlu oldukları halde, mutlu bir şekilde diyebiliriz. Şimdi burada ferihatin bir haldir arkadaşlar. Es-saimatü sözcüğü de sahibil haldir. Gördüğünüz gibi her iki sözcük de akıllı cemidir arkadaşlar ve müennestir diyoruz. Ayetlerimiz var. Ayetlerimizle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bakalım. Feraca'a döndü. Musa aleyhisselam döndü. İla kavmihi kavmine döndü. Gadban esifen. Kızgın ve arkadaşlar esifen üzgün bir şekilde hem kızgın hem üzgün bir şekilde döndü diyebilirim. Burada gadban esifen bunlar haldir arkadaşlar. Sahibül hal ise Musa'dır diyor. Devam edelim. Fakharaca minha oradan çıktı. Haifen korkar bir vaziyette. Yeterakka bu etrafında gözetler. Ve korkar ve etrafı da gözetler bir vaziyette oradan çıktı. Burada arkadaşlar burada haifen bir haldir. Yeterakka bu kelimesine baktığımızda bu da bir haldir ama cümle haldir. Bunu daha sonraki derslerimizde göreceğiz. Sahibül hal nerede? Sahibül hal buradaki haraca fiilinin faili olan hüvedir arkadaşlar. O sahibül haldir diyoruz. Devam ediyoruz. Ya eyyühennebiyyü ey peygamber inna biz ersennake seni gönderdik şahiden şahit olarak ve mübeşşiran ve müjdeleyici olarak ve nediran ve de uyarıcı olarak biz seni gönderdik. Şimdi burada arkadaşlar hal kelimesi şahiden. Bakın burada haldir.
Onu söyleyelim. Buradaki zamirimiz olan bu zamirimiz sahibül haldir. Şimdi burada ve mübeşiran ve nediran hal üzerine atıftır. Gördüğünüz gibi ve bunlara ben dolaylı hal diye demek istiyorum. Ama doğrudan halimiz şahidendir. Buradaki sahibül hal de ke zamiridir diyoruz. Burada şunu söyleyelim mesela buradaki zamirimiz cümlede konum itibariyle arkadaşlar mef'ulün bih'tir. Onu söyleyelim. Mesela burada haraca ayetimizdeki haraca minha ile başlayan ayetimizdeki hal olan hüve sözcüğü fiilin failin teşkil etmektedir. Devam edelim. Biraz küçültmek istiyorum. Evet. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinden uygun bir hal ifadesiyle tamamlayınız demiş. Örneğimizi inceliyoruz her zamanki gibi. Kulukal insanı, insan yaratıldı daifen, zayıf bir şekilde yaratıldı dedi. Şimdi burada bu haldir, sahibul hal insandır arkadaşlar. Şimdi belli kıstasları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Mesela biz hal seçeceğiz de bir defa hal mansub olacak. Bu olmaz. Bu da olmaz. Elimizde tek mantık daifen kaldı. Doğru cevap budur. Diyebilirim ben burada. Devam ediyorum. Ade el huccacı hacılar döndüler. İla biladihim ülkelerine döndüler. Şimdi hacılara ben bir sahaya hal getireceğim. Hacılar cem olduğu için hem cem hem mansup bir kelime var. Mesrur müfrettir. Mesrur arkadaşlar mesrurayne olur. Bu tesniyedir. Mesrurine burası hal aradığım hal ögesidir diyorum. Bir daha ifade edelim. Mesrurine mutlu bir şekilde ülkelerine döndüler dedi. Devam ediyoruz. Tahaddefe konuştu. El hatib bu hatip emamel cumhur kalabalığın önünde konuştu. Şimdi burada hatip nasıl konuştu? Ya da hatip konuşurken ne haldeydi? Diyebilirim. Burada sahibül hal hatiptir. Dolayısıyla müfret ve müzekker bir hal arayacağım. Mansup olacak tabii ki. Mansup değil, mansup değil. Müptesimen ifadesi arkadaşlar haldir. Yani gülümseyerek, güler yüzlü bir şekilde konuştu diyebiliyorum. Vasale geldi ulaştı. Halid'in Halit ile Saf ve Halit sınıfa geldi diyeceğim buraya. Şimdi nasıl geldi? Sahibül hal Halit'tir. Mansup arkadaşlar müfret ve müzekker bir şey arayacağım. Bakın burada söylediklerimize uygun olan Musriyan ifadesidir. Hızlı bir şekilde sınıfa geldi dedim. Musriyan olmaz, merfudur. Musriha sen arkadaşlar mühendisdir, bu da olmaz. Sahibül halden halleri anlamaya çalışıyoruz gördüğünüz üzere. Raca'a döndü. El cunudu arkadaşlar askerler minel ma'reketi savaştan döndüler. Şimdi cunut kelimesine hal lazım. Sahibül hal budur. Cunut arkadaşlar cem olduğu için cem mansub, hem cemi olacak hem arkadaşlar mansup olacak. Bakın bu cem değil. Bu cemi mansup gibi duruyor. Bu cemdir ve merfudur. Dolayısıyla müntasirin ifadesi geleceğiz. Böyle zafer kazanmış bir şekilde döndüler anlamını verebiliyorum. Celese oturdu. Eddaliban iki tane öğrenci oturdu. İlâ şerhel muallim hocanın açıklaması. Şimdi iki öğrenci nasıl oturdu diyebilirim ya da ne halde oturdu? Sahibül halin eddaliban olduğunu gördüm. O zaman hal bir defa tesniye olacak. Mansub olacak. Bir de müzekker olacak. Müstemi'an müfrettir. Buradan gitti. Müstemiani tesniyedir ama arkadaşlar merfudur. Müstemiaini kelimesine baktığımda benim aradığımı sağlamakta. Kulak vererek oturdular. İlâ şerhel muallim hocanın açıklamasını. Hocanın açıklamasına kulak vererek, efendim hocanın açıklamasını dinleyerek oturdular diyebiliyorum. Devam ediyorum. Sara yürüdü. Es-sadiqani. İki arkadaş yürüdü. Şimdi iki arkadaş nasıl bir halde yürüdü? Sahibül halimiz tesniye müzekkerdir. Tesniye müzekker mansup bir kelime lazım. Mütecaviran bu merfudur. İşimize yaramaz. Mütecavi
Rine, bu da cemidir, işimize yaramaz. Mütecavirayn, şu düzeltiyorum arkadaşlar. Mütecavirayn, bu tesniye mansuptur ve hal olarak bu kelimemizi seçeceğiz. Mütecavirin ise cemidir. Mütecavirin yan yana anlamını vereceğim buna ben. İki arkadaş yan yana yürüdü, hareket etti diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Akbalet dabibatü iler müsteşfa. Akbalet gitti diyebilirim. Dabibatü iki tane bayan doktorlar, düzeltiyorum, iler müsteşfa, hastaneye gittiler. Şimdi burada sahibül halimiz dabibatü sözcüğüdür. Buna uygun bir hal lazım. Cemi olacak, müennes olacak, mansub olacak. Müfrettir arkadaşlar. Burası da müfrettir. Neşidatin tam da aradığımız budur. Cemi, müzekker ve arkadaşlar mansup sözcük arıyoruz. Neşidatın kelimesi tabi aktif demek, canlı demek. Canlı bir şekilde, aktif bir şekilde, çalışkan bir şekilde aktif diyebilirim buraya arkadaşlar. Hastaneye yöneldiler, gittiler. Devam ediyorum. Vakafet durdu, es-seyyidetü. Bayan durdu. Şurfeti. Bu şurfe balkon demek arkadaşlar. Bayan da balkonda nasıl durdu? Bakın burada sahibül hal müennestir ve müfrettir. Müennes müfret sadece bu var arkadaşlar. Müptezimeten gülümser bir vaziyette durdu, bekledi diyebiliyoruz. Halimiz bu olacak dedik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar diğer alıştırmamızda. Diğer alıştırmamızı hemen okuyoruz. Aşağıdaki sorulara parantez içindeki kelimelerden türeteceğiniz hal cümleleriyle cevap veriniz demiş. Tabii ki örneği inceleyeceğiz. Sonra cevaplarımıza bakacağız. Keyfe nasıl? Vasalte ila amelike. İşine sen nasıl geldin? Nasıl ulaştın? Neşe de kelimesi aktif canlı anlamında. Vasaltu ila ameli, ben işime geldim, neşitan. Böyle arkadaşlar aktif bir şekilde, gayretli bir şekilde geldim diyebilirim böyle. Gördüğünüz gibi. Keyfe akbale el med'uvune ila hafli. Bakın keyfe nasıl? Akbale geldiler. El med'uvun, davetliler. İlel hafli, törene. Rakibe fiilinden hal yap demiş arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Ekbalel med'uvvin, med'uvvun düzeltiyorum. Geldiler ilal hafli törene, rakibine diyorum, törene böyle araçla geldiler gibi bir anlam çıkıyor. Yürüyerek gelmediler, binerek geldiler. Yani bir binecek bir vasıtaya binerek geldiler gibi bir anlam çıkıyor. Bu şekilde burayı da ifade ediyoruz. Ve devam ediyorum. Keyfe nasıl? Tusafihu dayfeke. Nasıl tusafihu? Böyle musafaha yaparsın. Yani tokalaşırsın. Dayfeke efendim misafirinle ya da konuğunla. Devam ediyorum. Bakınız şöyle yapıyorum. Musafihu, ben tokalaşırım. Dayfi, misafirimle mübtesimen gülümser bir vaziyette efendim. Gülümseyerek misafirimle tokalaşırım diyorum. Burada müptesimen haldir, sahibül hal bu cümlenin faili olan enedir diyoruz arkadaşlar. Evet, şurada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Burada rakibin kelimesini arkadaşlar cemi kullandık gördüğünüz gibi. Çünkü el med'uvun sözcüğü sahibül haldir ve cemidir. Evet. Keyfe nasıl? Terakte bıraktın. Ede faleke çocuklarını el yevme bugün. Bugün çocuklar nasıl bıraktın şeklinde bir soru var. Bakın burada name fiilini kullanınız demiş. Uyuyarak bıraktım diyeceğim arkadaşlar. Terakte bıraktım. Ede fali çocuklarımı el yevme bugün. Naimine uyur bir halde bıraktım diyoruz. Naimin gördüğünüz gibi haldir. Sahibül halde et faal sözcüğüdür arkadaşlar. Dörde geliyorum. Keyfe şahit de nasıl şahit de gördün. Dıfleteyni iki çocuğu nasıl gördün? Bunlar
Kız çocuklarıymış arkadaşlar ya da nasıl izledin diyebiliriz. Laibe fiilini kullan demiş ve kullandık. Şahettü eddifleteyni, iki kız çocuğunu ben gördüm. Laibeteyni, oynar bir vaziyette gördüm diyoruz. Ha, bu laibe genelde bir spor, genelde maç yapmak, maç oynamak gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Şimdi burada dıfleteyni kelimesi tesniyedir ve cemi şey tesniyedir ve müennestir. Sahibül haldir. Hal olan laibeteyni sözcüğüne baktığımızda yine bunun tesniye olduğunu ve arkadaşlar müennes olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz. Keyfe nasıl bakınız? Ade döndü. El cunudu, askerler. Minel mareketi, savaştan. Burada savaştan intasara fiilini kullan demiş. Bundan hal yap demiş. Arkadaşlar zafer kazanmış bir şekilde döndüler diyoruz. Ade döndü el cunut askerler minel mareketi savaştan. Muntasirin, bakın muntasirine şeklinde ifade ettik. Zafer kazanmış bir halde döndüler. Buradan muntasirin bir haldir. El cunut ise sahibül haldir. Devam edelim. Keyfe racaatun, nasıl döndünüz? Min rihletil hacci, haç yolculuğundan nasıl döndünüz? Surre fiilini kullan demiş arkadaşlar. Racana, biz döndük. Min rihletil hacci, haç yolculuğundan. Mesrurine, mutlu bir şekilde döndük dedik ya da neşe, mutlu bir şekilde döndük diyorum. Bakın mesrurin bir haldir, cemi yaptık. Niye? Burada dönme eylemini gerçekleştiren nahnu arkadaşlar faildir ve nahnu bir cemidir diyoruz. Zaten nahnuyu cemi olarak kullanmamızı sağlayacak diğer bir karine de buradaki tüm zamiridir. Bu siz anlamına gelir. Evet, keyfe nasıl? Dehebe gitti. Daliban, iki öğrenci. İlel medraseti, okula. İki öğrenci okula nasıl gitti diyoruz. Neşida, yine fiilini kullan demiş. Bu şekilde kullanıyoruz. Rehebe gitti. Daliban, iki öğrenci. İlel medraseti. Efendim okula gittiler. Neşitayni, böyle neşeli demeyeceğim de. Çalışkan, aktif, faal bir şekilde. Biraz tabii burada istekli bir şekilde diyebilirim arkadaşlar. Gittiler diyorum. Coşkulu bir şekilde gittiler diyebilirim. Neşitayni tesniyedir, haldir. Sahibül hal eddalibani, gördüğünüz gibi tesniyedir, müzekkeldir. Bunu da kaçırmamakta fayda var. 8'e geldim. Keyfe nasıl? Ekeliydi, elbirliydi. Çocuk eddaame, eddaame, yemeği. Çocuk yemeği nasıl yedi? Burada arkadaşlar soğuk olma fiilini kullan demiş. Berude şeklinde ifade edelim. Ekeliydi, elbirliydi. Çocuk daame yemeği bariden soğuk bir halde yedi. Burada bariden kelimesi bir haldir değerli arkadaşlar ve sahibül hal tam sözcüğüdür. Zaten yukarıda belirtmişti. Hal fail ya da mef'ulün bih olur demişti. Bakın burada tam haldir ve mef'ulün bih'tir cümledeki konum itibariyle. Şimdi buraya geliyoruz. Diğer bir alıştırmamız. Aşağıdaki cümlede bulunan hal ifadesini müsenna ve cemi yaparak cümleyi yeniden kurunuz demiş. Bakın müfret müzekker. Müfret müennes, müsenna müzekker, müsenna müennes, cem müzekkerin, cem müzekker, efendim cem müennesin, cem müennes diyoruz. Müfret müzekker, rehebe gitti, el fellahu, efendim çiftçi, ilel hakli, tarlaya, neşitan. Böyle coşkulu bir şekilde gitti diyebilirim. Ve buradaki müfret müzekkerden kasıt fiilin failinin arkadaşlar müfret müzekker olmasıdır. Sonra değiştireceğiz. Bakın el fellahu sözcüğüne bastık. Fiil olduğunu ve müfret müzekker olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Burada hal ifadesini müsenna ve cemi yapın. Tabi hali müsenna yapı ya da cemi yaptığımızda sahibül hal olanın sözcüğünde müsenna veyahut da cemi yapmamız gerekiyor. Hal budur arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sahibül hal burada fellahtır. Her ikisi de müfrettir, müzekkerdir.
Gelelim müfredi mühendis. Müfred mühendis yaparsak fellahat olur. Zehebetil fellahatu ilal hakli neşitaten şeklinde ifade ederiz. O zaman neşitaten, burada müfred mühendis yaptık, halimizi sahibi halde müfred mühendis oldu gördüğünüz gibi. Sözcük itibariyle ve mühendis olduğu için cümleye biz arkadaşlar mühendislik alameti fiile dahil oldu diyoruz. Müsenna müzekker demiş arkadaşlar. Tesniyeci yap. Tesniye efendim müzekker yap demiş. Hal yaptığımızda neşitayni şeklinde biz bu hal yaparız. O zaman sahibi halinde tesniye olması gerekir. Bunu da el fellahani şeklinde sahibi hali de yaparız arkadaşlar. Ve vehebe el fellahani ile hakli ifadesi naşitine iki tane çiftçi tarlaya coşkulu istekli bir şekilde gitti anlamını ortaya koymuş oluruz. Müsenna mühendis demiş. Tesniye mühendis yap. Neyi? Hali. Hali yaptık. Neşi tateyn dedim arkadaşlar. Tesniye mühendis sahibi halinde arkadaşlar tesniye mühendis olması gerekir diyorum. El fellah hatani dedik. Tabi burada el fellah hatani dediğimizde arkadaşlar buraya bir zehebet mühendislik alametinin gelmesi gerekiyordu. Gözden kaçırılmış diyorum. Devam ediyorum. Cem'un müzekkerin, Cem müzekker yarık demiş. Tabi hal yapıyoruz. Neşitine şeklinde Cem'i müzekker yapabiliyorum. Buradaki sabül hali de Cem müzekker yapıyorum arkadaşlar. Vehebe el fellahune ilel hakli neşitine. Çiftçiler tarlaya böyle coşkulu bir şekilde, istekli bir şekilde gittiler diyorum. Geldim ben buraya arkadaşlar. Biraz büyütüyorum. Cem'un mühendisin, Cem'i mühendis yap demiş. Bakınız yaparım. Burası tabii yine Cem mühendis olacağı için zehebet olacak arkadaşlar. Onu söyleyelim. Zehebet el fellahatü. Bayan efendim çiftçiler gittiler. İlal hakli tarlaya gittiler. Naşidatin böyle neşeli bir şekilde, istekli bir şekilde, coşkulu bir şekilde gittiler diyoruz arkadaşlar. Geliyorum 5'e. Aşağıdaki cümleyi her defasında parantez içinde verilen yeni kelimeyi kullanarak değiştiriniz demiş. Şimdi arkadaşlar hal değişecek. Hale bağlı başka değişecek. Sahibin hal değişecek. Efendim bir zamir sal hal ile sahibin hali ilgilendiriyorsa zamir değişiminde bunlar da değişecektir diyorum ve örneğimizi bir okuyalım öncelikle. Bakın örneğimiz şu şekilde. El mühendisi mühendis. El nacih başarılı mühendis. Teselleme aldı. Caizetehu ödülünü aldı. Mesruran. Efendim mutlu bir şekilde dedik. Mesruran arkadaşlar haldir. Burada mühendis ise hatta burada şöyle diyeyim. Mühendis olmayacak. Teselleme fiilin faili olan hüvede sahibül haldir diyoruz. Şimdi burada tesellema yapınız demiş. Fiili tesniye kullan. Fiili tesniye kullanacaksak buradaki mühendisi de tesniye yapacağız. Ve buradaki cihan, bu da sıfat da tesniye olacak. El mühendisani, el nacihani, iki başarılı mühendis tesellema aldılar. Caizetehuma ödüllerini aldılar. Mesruraini gördüğünüz gibi arkadaşlar mutlu bir şekilde aldılar. Burada tesellema, burada fail arkadaşlar, buradaki fiili tesniye kullandık. Bu bir müpteda cümle, müptedanın haber cümlesinin fiilidir. Dolayısıyla müpteda'yı da tesniye olarak yazmamız gerekiyor. Buradaki hüma zamirini arkadaşlar tesniye yapmamız gerekiyor, onu söyleyelim. Zaten hali de tesniye yapacağız. Sahibül hal buradaki tesellema fiilinin faili olan arkadaşlar gizli hüvedir. Onu da söylemiş olalım. Caizetehum ödüllerini aldılar demiş. Bakın burada hum zamirinin karşılık geleceği kişileri ya da isimleri cemi yapınız demiş. Bunlar da bakın el muhandisun,
Mühendisler en-nacihun, başarılı mühendisler tesellem mi aldılar? Niye aldılar? Caizetahım ödüllerini aldılar. Mesrurine, mutlu bir şekilde aldılar diyoruz arkadaşlar. Bakın mesrurin cemi yapıldı. Sahibül hal arkadaşlar cemi olduğu için burada gördüğünüz gibi vardır. Bu cemidir. Bunu sahibül hal kabul ediyoruz. Ona dönen hüm zamirini yine cemi kullandık. Buradaki el mühendisun en nacihun burada mühendis müptedadır. Ve sellem'i de ona uygun olarak yine cemi çekimini yaptık. Nacihun burada mühendisten sıfattır. O da cemi kullanıldık diyoruz. Şimdi de en nacihatü sıfatını değiştir demiş. Sıfatı müfret müennes yap demiş. Sıfat o zaman arkadaşlar mevsuf da müfret müennes olacak. Bakın el mühendisetü bayan mühendis, en nacihatü başarılı bayan mühendis, tesellemet aldı, caizeteha ödülünü aldı, mesruraten efendim mesrur, mutlu bir şekilde aldı diyoruz. Mesruraten müennes müfret kullanıldı. Sahibül hal olan gizli hiye bu da müennes müfret bir kullanımdır diyoruz. Geldim dörde bakın. Burada da el mühendisetan iki tesniye yapınız demiş. Tabii mühendis tesniye. El mühendisetan iki mühendis bayan. Nacihatani en nacihatani bayan. Başarılı iki mühendis. Tesellemata aldılar. Caizetahuma ödüllerini aldılar. Mesrurateyni mutlu bir şekilde aldılar. Bakın sahibül hal bir şekilde değiştiğinde arkadaşlar buradaki hal de değişiyor. Halin adet ve cinsiyeti sahibül halle uyumlu olacağı için buna bağlı olarak hal değişirse sahibül halde de biz değişmeler görüyoruz. El mühendisat yapınız demiş. Şurayı mühendisat yapacağız. Yaptığımızda şu karşımıza çıktı. El mühendisat. Bayan mühendisler. En nacihatü. Başarılı bayan mühendisler. Tesellemle aldılar. Caizetahunne ödüllerini aldılar. Mesruratin. Bakın mutlu bir şekilde aldılar. Gördüğünüz gibi bir burada mühendisatı değiştirdik. Bakın nacihat değişti. Fiilin kullanımı değişti. Caizete'deki hunne zamiri bunlara dönen. Bu değişti. Mesrurat. Bu da hal olan öge sahibül halinin değişmesiyle birlikte bu da değişti. Sahibül hali nedir? Buradaki tesellemedeki nun var ya bu nun nisvedir, faildir. Sahibül hal olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Et-tullabu en-nacihun başarılı öğrenci. Tabi burada dullabıyla cümleyi değiştir demiş. Et-tullabun nacihun başarılı öğrenciler. Tesellemu aldılar. Caizetehüm ödüllerini aldılar. Mesrurine bakın mutlu mesut bir şekilde aldılar dedik. Et-tullab cemidir, akıllı cemdir. Bu değişti, buna bağlı olarak sıfatı değişti. Buradaki haber cümlesi akıllı ceme göre çekimlendi. Caize tevhimdeki hürme yine değiştirmek durumunda kaldık. Mesrurine müfret halinde cemi olarak cem mansub olarak yazdık arkadaşlar. Devam edelim. Burada et-taliban tesniye yap demiş. Et-talibanin nacihani iki başarılı öğrenci teselleme aldılar. Caize tahuma ödüllerini aldılar. Mesruraini dedim bakın. Mesruraini tesniye yaptım. Tesniye mansuptur ve müzekkerdir. Niye? Buradaki elif faildir. Ve arkadaşlar tesniye elifidir. Ve cümlemiz sahibül haldir. Müzekkerdir. Onu söyleyelim. Niye müzekker? Şöyle müzekker diyelim. Fiile müennesi alameti dahil olmadığı için müzekkeri temsil etmektedir diyelim. Devam edelim. İki başarılı öğrenci ödüllerini mutlu bir şekilde aldılar diyor. Fatime diyor. Burada Ebtaliban'ın yerine Fatime koy demiş. Fatma en nacihatü başarılı Fatma. Tabii Fatma arkadaşlar özel isim olduğu için alemdir. Ona gelen sıfatın da harfi tarif olması gerekir. Efendim başarılı Fatma tesellemet aldı, caizetaha ödülünü aldı, mesruraten mutlu bir şekilde aldı diyoruz. Bakın Fatma'yı değiştirdik. Burada Naciha değişti. Tesellemet müennes müfret çekimli oldu. Buradaki ha
değişti arkadaşlar. Buranın efendim failine döner. Sonra mesrurati ifadesinde müfret müennes mansub olarak yazdık. Fatma, efendim da Fatıma, başarılı Fatıma ödülünü mesut bir şekilde aldı diyoruz. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Bu da bize şunu söylemiş. Aşağıdaki metinde yer alan hal ve sahibül halleri, sıfatları ve kırıkçı olanları belirtiniz demiş. Metinden kasıt da budur değerli arkadaşlar. Onu söyleyelim. Haflül aşai, akşam töreni diyebilirim ben buraya arkadaşlar. Bakalım ne olmuş? Burada ne bulacağız? Hal sahibül hal, kırık çoğul ve sıfat bulacağız. Hasale geldi. Muhammed. Elde etti arkadaşlar. Ben vasele gibi düşündüm. Elde etti. Aleş şehadetil camiiyeti, üniversite diploması elde etti. Üniversite diplomasını aldı diyebiliriz. Burada eşşehadetil camiiyeti bir sıfat tamlamasıdır. Feraca'a döndü. İlâ manzilihi, evine döndü. Mesruran, mutlu bir şekilde döndü. Bakın mesruran haldir. Raca'nın faili olan hüve sahibi haldir. Burada menzilihi ifadesi bir izafet terkibidir. Diyeceğim ama burada bize izafet terkibi değil de sıfat tamlaması sormuş. Ve şahede gördü, ummahu annesini gördü, vakıfeten bekliyor, ayakta duruyor, tantaziruhu onu bekler bir vaziyette ayakta dururken annesini gördü diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar vakıfeten ifadesi bir haldir, sahibül hali buradaki ummedir. Yine tantaziruhu cümlesi bir haldir ve sahibül hali ummedir diyoruz. Devam ediyorum. Ve cera koştu nahvehu, ona doğru koştu. Koşan tabii ki Muhammed'in kendisi. Muhammed değilmiş arkadaşlar. Şurayı okunca fail ortaya çıktı. İhvetuhu, onun kardeşleri ona doğru koştu. Mühenniine, onu böyle tebrik ederek tebrik eder bir vaziyette ona koştular diyoruz. Burada mühenniin bir haldir. Sahibül hali ihvetü kelimesidir. Bu akıllı bir cemdir arkadaşlar. Aynı zamanda. Şimdi ümmet sonra yakamı Muhammedun haflel aşai bi hadihil münasebetil saideti. Muhammed sonra akşam törenini ikame etti, yaptı. Bu münasebette, bu mutlu bir münasebeti saideti, bu mutlu münasebetle, bu diyelim başka, bu mutlu yine durumla akşam yemeği törenini ikame etti, yerine getirdi diyebiliyoruz burada. Şimdi burada el münasebet saideti bir arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. Ve daha döndü ileyhi, ona düzeltiyorum. Ve daha ileyhi el istikai ve zümelae, ona çağırdı diyeceğim arkadaşlar. Tabi törene çağırıyor Muhammed. Kimi çağırdı? El estikai arkadaşları çağırdı. Ve zümela yine arkadaş. Şimdi burada el estikai arkadaşlar nasıl? Biraz daha samimi arkadaşlar. Bu zümela da sınıf arkadaşları, iş arkadaşları gibi anlama gelir. Bahadara geldi, ileyhi ona geldiler bu törene. Ba'duhum, bazıları rakiben binerek geldi. Bazıları binerek geldi. Burada rakiben bir haldir. Ba'du kelimesi sahibül haldir. Ve ca'ehu, yine ona geldiler yani törene. Ba'duhum, onlardan bazıları da, bir kısmı da maşiyen yürüyerek geldiler. Maşiyen burada bir haldir. Ba'du ifadesi sahibül haldir. Ve vakafe durdu Muhammed'in. Muhammed ala babi menzilihi, evinin kapısında durdu. Murahiben, onları karşılayarak ya da onlara hoş geldiniz diyerek. Murahiben bi duyufihi, misafirlerine hoş geldiniz diyerek evin kapısında Muhammed bekledi durdu diyebiliyorum arkadaşlar. Burada murahiben ifadesi bir haldir. Gördüğünüz gibi sahibül halde Muhammed'dir.
Evet, ve ba'del işai arkadaşlar. Yemekten sonra diyeceğim ben burada. Celese oturdu. Ad-duyufu misafirler. Müstemti'ine bil ahadisi tarifeti ba'del vakti. Keyif alarak oturdular. Bil ahadis olaylardan et tarife. Böyle nadir arkadaşlar. Bu güzel diyebilirim olaylardan, nadir olaylardan, güzel olaylardan faydalanarak, keyif alarak misafirler oturdu dedik. Şimdi burada müstemtiin ifadesi bir haldir ve sahibül hali duyuftur. El ahadis darifeti bir sıfat tamlamasıdır. Burada ba'dal vakti demek arkadaşlar bir süre oturdular anlamına gelir. Tümme sonra da adu onlar döndüler ila buyutihim evlerine döndüler. Mesrurine mutlu bir şekilde döndüler. Mesrurin burada bir haldir arkadaşlar. Efendim sahibül hali de buradaki vav'dır diyoruz. Buradaki vav bu ade fiilinin arkadaşlar failini teşkil etmekte. Onu ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar burada Bağdar İşa ifadesini yastı namazından sonra demek istiyorum ben. Yatsı namazından sonra oturdular misafirler. Burada da aşağıya bir kez daha bakın birbirine benziyor. Aşağı akşam yemeği demek, İşa da yastı namazı anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar biz dersimizi burada noktalıyoruz. Bir sonraki dersimizde hal ile sıfat arasındaki farkları konuşacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Diğer bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, Arapça ile kalmaya devam edin.